Herkese merhaba, bu video izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte yine yeni ürünler denediğimiz bir video çekelim istiyorum. Hiç uzatmayacağım, hemen videoya geçeceğim ama onun öncesinde küçücük hatırlatmalarımı her zaman olduğu gibi yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir, benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hiç uzatmayalım, hemen başlayalım istiyorum ve başlıyorum. Evet, saçlarımızı da topladığımıza göre gözümüze yüzümüze gelmesin diye 80'ler Serpil Çakmaklı mod. Nasıl görünüyorum? Çok tatlıyım değil mi? O zaman bugün ne kullanacağım size onlardan biraz bahsedeyim. Daha doğrusu göstereyim. Hemen başlayalım daha sonrasında. Şöyle pastelin son çıkanlarından 3 tane paleti. Evet, 3 tane paletini deneyeceğiz. Far paleti, yüz paleti ikisi. Allık ve aydınlatıcı ve bronzer olarak. Onun sonrasında şöyle Soflay'ın bir süngerini kullanacağız. Bunu deneyeceğiz. Onun sonrasında da Essence'in şöyle 3 tane ürününü uygulayacağım. Bakıyorum başka bir şey var mı önümde diye. Sanırım var. Evet. 3 tane şöyle Essence'in ürününü uygulayacağım. Bir ucunu uygulayacağım. Bir göz kalemini, eyeliner'ını, bir de şu çok aşırı merak edip hiçbir zaman elimin gitmediği kaş jeli. Kaş kirpik jeli olarak geçen jelini uygulayacağım. Daha sonrasında da şöyle bir maskaramız var. Hero. Hadi bakalım. Bugün bir değişiklik yapacağım. Yüz makyajından önce göz makyajını yapacağım. Neden öyle bir şey yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Sıkıldım. Hani birazcık değişiklik olsun diye düşünüyorum. Çok büyük bir değişiklik ama yapacak bir şey yok artık. İdare edin. Gözlerime bir kapatıcı uygulayacağım. Far uygulamasından önce. Essence'in Camouflage isimli bu. Geçtiğimiz videoda kullanmış olduğum kapatıcısını uygulayacağım. Bendeki kaç numaraydı? 10 numara Light Rose isimli rengini uygulayacağım. Şöyle bir bırakayım bakayım. Şöyle bir dağıtmak istiyorum. Evet, böyle iyiyiz bence. Şimdi şey yapmayacağım ben. Pudralamayacağım. Bakalım, zaten çizgilere dolacak. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Benim çizgilerime doluyor. Yukarıda da birikecektir büyük ihtimalle. Göz makyajına geçmeden önce şu dudaklarıma bir nemlendirici süreceğim. O sırada o şey olsun. Öyle beklesin. Blistex kullanacağım. Bunu gerçekten çok seviyorum. Çok uzun zamanlardır da bunu kullanıyorum. Ama artık bitmek üzere ve çok geliyor. Bakar mısınız? Ruj gibi geldi. Bunu şimdi alacağız peçeteyle. Paletle şimdi bir başlayalım artık. Pastelin Eyeshadow palet olarak geçen So In Love isimli paletini almışım. Ben bunu beğendim en çok. Bunun farklı renkleri de vardı. Böyle kızılımsılar vardı. Toprak tonları vardı. Her zaman olduğu gibi. Ben çok fazla artık hani o renkleri istemediğim için bunu tercih etmek istedim. Tabi bilmiyorum nasıl bir pigmentleri falan var. Swatchlamış mıydık bunu? Şeyde alışveriş videosunda. Onu da hatırlamıyorum. Ama ben yine swatchlayacağım şimdi size ve göstermeye çalışacağım. Önce şu şekilde bir göstereyim. Bu paleti açıkçası yeşilleri için aldım. Yani yeşillere kaçtı aklım ve dedim ki bunu istiyorum. Çünkü bunlar zaten her palette olan renkler. Ama şu özellikle çok hoşuma gitti. Şu da yine güzel bir renge benziyor. Zaten bugün onları kullanacağım. Ama önce bir swatchlara hemen şöyle hızlıca bakalım. Şunun pigmente bakar mısınız? Yeşilin pigmenti çok iyiymiş, şu mat yeşilin. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Şunu bir temizleyeyim, geliyorum. Tabii ki de her zaman olduğu gibi nasıl bir makyaj yapacağım konusunda bir fikrim yok. Ama hangi renkleri kullanacağım konusunda özellikle bir fikrim var. Daha doğrusu sadece şunlarla ilgili fikrim var. Ama şöyle bir şey yapacağım. Önce şununla bir başlamak istiyorum. Bütün göz kapağımızdan bunu bir geçelim bakalım öncelikle. Güzel bir rengi. Tozutuyor musun? Tabii, of. Tozutmak ne kelime. İyi ki de makyajı yapmamışım. Yani yüz makyajını. Bakalım. Şimdi bundan biraz aldım. Gerçekten çok tozutuyor. Şunu şöyle göstermeye çalışayım size. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Tozutuyoruz. Sorun mu? Değil. Şöyle bir tekrardan silkeleyelim ve bütün göz kapağımdan bunu bir geçeyim. Bakayım renk değiştirecek mi? Ne yapacak? Bilmiyorum. Çok hafif böyle bir renk değiştirdi. Ama çok böyle mini minnacık. Bejimsi bir renge dönüştük. Evet, bu renk bütün göz kapağına uygulanıp bütün göz kapağını sabitlemek için gayet güzel kullanılabilir bir renkmiş. Fena değil. Yani bir pudranız yoksa yanınızda, niye olmasın ayrıca bilmiyorum ama diyelim ki yok. Bununla sabitleyebilirsiniz. Şuradaki rengi şimdi bir de geçeceğim. Böyle pembemsi gibi bir renk var burada. Yani pembe değil tabi de nasıl diyeyim, ten rengi ama pembemsi, yani bunun gibi değil. Bir de bundan geçelim bakalım. Bu tozutuyor mu? Tabii ki tozutuyor. Bunu da hemen şöyle bir uygulayayım istiyorum. Bunlar çok büyük renk vermeyecek büyük ihtimalle ama olsun. Fena durmuyor şimdi. Lik.
Unuttum değil mi cümleyi tamamlamayı? Yani bunu da yine böyle sabitlemek için falan kullanabiliriz. Öyle çok katlanma bölgesini geri plana atmak için bence bunu kullanamayız. Yani benim göz kapaklarım da işe yaramaz öyle söyleyeyim. Çünkü benim göz kapaklarım düşük ve şuraları dışarı doğru çıkık olduğu için yapacak bir şey yok onun için. Şimdi yine buralardan falan böyle bir geçeyim bakayım. Çok da tutuyorsun ama. İyi ki gerçekten makyajı yapmamışım. Hiç fırçamı değiştirmeyeceğim çünkü bu renkler zaten öyle hani gözde çok fazla renk verecek ya da birbirinin içine geçecek renkler olmadığı için değiştirme gereği hissetmiyorum şu anda ve diğer uygulayacağım bu sefer katlanma bölgesinde rengini göstereceğini düşündüğüm renkle devam edeceğim. Şuradaki kahve tonunu bir uygulayacağım bakayım. Güzel bir kahve tonu var orada. Bence katlanma bölgesi için uygun olabilir diye düşündüm ama of toza bak. Toza bak toza. İnşallah uyar yani. Hafif sıcaklık verecek mi acaba? Biraz öyle gibi geldi bana ama bakacağız bakalım. Tabii ki verecek. Olsun versin. O yeşillerle falan onu dengeleyeceğim ben sonrasında. Umuyorum ki. He, güzel misin? Öyle çok aşırı bir pigment yok şu anda mesela. Çok da silkelemedim fırçayı. Bir kere daha alacağım şöyle. Şöyle hafif bir silkeleyeceğim. Buradan da geçeceğim. Temiz bir fırçayla şimdi kaş altlarıma doğru birazcık böyle daha yumuşatayım, biraz daha şey yapayım istiyorum. Silikleştireyim istiyorum. Hem bakayım ki gidecek mi rengi karıştırdıkça. Şu anda karıştırdıkça rengi gitmiyor mesela. Yani çok gitmiyor öyle söyleyeyim. Bu da hiç fena değil yani, değil mi? Şimdi evet ne yapıyoruz? Buradaki koyu yeşili hemen alacağım. O da tozutuyor mu bu arada? O da tozutacak herhalde. Bakayım. Bu yalnız çok koyu bir yeşil. Yani swatchlarken öyleydi. Bakalım bu da diğerleri kadar tozutmuyor gibi. Tozutuyor ama onlar çok daha fazla tozutuyor. Şimdi korkuyorum. Bunu köşeden bir uygulayalım bakalım. Bu biraz pigment show yani. Elime uyguladığımda öyleydi en azından öyle söyleyeyim. Şöyle bir uygulayayım. Biraz da buraya. Rengi güzelmiş ama ya. Değil mi? Bence rengi gayet güzel. Şimdi bakalım karıştırdıkça ne olacak? Böyle kirli kirli mi görünecek? Yoksa yeşil olarak görünmeye devam edecek mi? Ya da grileşecek mi? Onu bilmiyorum. Temiz bir fırçayla karıştıracağım ve yumuşatacağım bakalım. Karışacak mı? Olduğu yere yapışacak mı? Ne olacak burası? Yapışmıyor ama. Şöyle göstermeye çalışayım. Bilmiyorum görüyor musunuz? Ben yanlış bir fırça gözüme soktum. Yanlış bir fırça kullanmış, uygulamış olabilirim. Yanlış bir fırçayla uygulamış olabilirim. Öyle söyleyeyim. Bir de bununla deneyeceğim. Öyle yapacağım. Ama önce şunu bir dağıtmaya çalışayım. Siz de şöyle bir görmeye çalışın. Şöyle kuyruğu da çekiştirmeye çalışacağım. Şu tarafa doğru. Evet, yeşilin dağılmasında bence bir tıkçık sorun var ama fırçadan dolayı da olabilir. Şimdi başka bir fırçayla tekrar deneyeceğim. Şu şekilde bir fırça kullanacağım. Şöyle göstereyim. İncecik ucu olan, çok incecik değil de yine de ince olan bir fırça kullanacağım. Bu Revolution'un bir şeyinden çıkmıştı Revolution. Revolution'un bir farpaletinden çıkmıştı diye hatırlıyorum. Bir de şimdi bununla bir uygulayayım bakayım. O dağılmama sorunu bunda olacak mı? Problem bende mi? Şöyle yarıya kadar gelelim. Doğru fırçayla uygulamak gerekiyor. Doğru fırçayla dağıtması da daha kolay oluyor öyle söyleyeyim. Mesela şurada görüyorsunuz yapıştı yani olduğu yere. Bir de rengi de giderek yapıştı. Yani kalıntısı kaldı gibi bir şey oldu ama bunda öyle bir şey yok. Güzel. Rengini de bu arada çok beğendim. Şu en kaşıma doğru olan tarafı biraz böyle yumuşatmak istiyorum yine olabildiğince. Çizgi çizgi görünmesinden çok hoşlanmıyorum çünkü makyajın.
Şuradaki sabahtan beri gözümün üstünde olduğu yeşili uygulayacağım. Çok güzel görünüyor, gerçekten öyle. Parmakla mı uygulasak, fırçayla mı uygulasak? Önce fırçayla uygulayacağım. Olmadı, parmakla uygulayacağım. Bir de ıslatıp da uygulayabiliriz aslında. Bir bakalım bakalım. Önce ıslatmadan şöyle fırçamı alıyorum. Bu da mı tozutuyor? Evet. Oo, bu da tozutuyor. Işıltılar da tozutuyor. Tamam. Şöyle fırçamı aldım ve hiçbir şekilde ıslatmadan göz kapağıma bırakıyorum. Gayet iyi. İyi görünüyor. Buraya bir de parmakla bırakacağım. Sonra bir de ıslatarak geçeceğim. Hemen şöyle gözümün üstüne parmakla bir bırakayım. Evet. Allah Allah. Fırçayla daha mı güzel oldu? Hemen şöyle bir tık tık ıslatıyorum. Ve tekrar gözümden geçeceğim. Islatınca çok iyi. Vallahi çok iyi. Şöyle yapacağım. Neyse, onu daha sonra tekrar üstüne doğru getirin de şurayı bir birleştireyim diyorum. Bu ne? Çok iyi değil mi? Gerçekten çok iyi. Bir kere daha şimdi aynısını yapacağım. Bu gözüme. O kadar da çok dökülmedi aslında göz altlarına. Ben dökülür mü acaba diye düşündüm ama yok yani. O kadar kötü değiliz bence şu an. Kötü görünmüyor göz altlarım. Şimdi bundan da bir geçelim. Hemen ıslak fırçamla şöyle bir geçiyorum. Çok güzelsin ama. İyi ki de bu paleti almışım. Yeşilimizi, açık olan o muhteşem yeşilimizi de uyguladıktan sonra şimdi ben size şöyle bir durayım, şöyle yere doğru aşağı doğru bir bakayım. Siz renkleri görün. Renkleri gerçekten, özellikle de yeşilleri çok beğendim. Şu şekilde bir görüntümüz var. Şimdi koyu yeşil de aynı biraz alacağım. Ve şuradaki bu çizgi var ya, onu azıcık yumuşatmak istiyorum. Çünkü o ne öyle? Ortalık var ya toz duman. Gerçekten her şey şu anda far tozu. İnanılmaz bir tozutma var. Ama o kadar çok tozutmasına rağmen kesinlikle göz altlarıma dökülmedi. Yani çok böyle mini minnacık bir şöyle silince birazcık far geldi ama neredeyse gelmedi, öyle söyleyeyim. Şimdi yüz makyajına geçeceğim ve bir baz uygulayacağım. En çok sevdiğim bazlarımdan bir tanesi Wet n Wild'ın Impossible Primer isimli bu bazını kullanacağım. Hem nemlendiriyor biliyorsunuz, hem gözenekleri blurluyor, hem de matlaştırıyor kendisi. Ve seviyoruz kendisini. Hemen şöyle bir uygulayalım bakalım bunu hızlıca. Şöyle yapacağım hemen. Çok uğraşmayacağım. Bazımızı uyguladıktan sonra şimdi yeni kullanacağım bir ürüne geçeceğim. Fondötene geçeceğim ama fondötenim yeni olan fondötenim değil. Bazımızı da uyguladıktan sonra şimdi fondötene geçeceğim ama yeni bir fondötenim yok. Fondöten olarak kullanacağım ürün yeni değil bugün. Yeni olarak kullanacağım ürün. Çok saçma cümleler kuruyorum. Artık yapacak bir şey yok. İdare edin. Bir sünger uygulayacağım. Soflayın. Puff Puff Sponge olarak geçen bu süngerini uygulayacağım. Bu ıslatmış olduğum ve gerçekten inanılmaz yumuşak bir sünger. Zaten alışveriş videosunda gösterirken kuru hali de çok yumuşaktı. Ve şimdi size ikisinin arasındaki farkı da göstermek istiyorum. Daha sonra ıslak olanla devam edeceğim. Bu kuru olan, ki kuru kullanıma da konuşamadım. Kuru olan kuru kullanım için de uygun biliyorsunuz ki şu kuru olan, şu ıslak olan ve arasındaki, ikisinin arasındaki farkı görüyor musunuz bilmiyorum. Bence bayağı bir fark var ve ikisi de yumuşak. Yani yumuşaklıkları arasında bir fark var mı? Çok böyle bir tık çık ama ikisi de çok yumuşak, öyle söyleyeyim. Bugün bunu uygulayacağım, bununla uygulayacağım yani fondötenimi. Çok heyecanlandım gerçekten. O zaman hemen denemeye geçelim. Şöyle bir çalkalayacağım, niye bilmiyorum ama fondöten olarak da bugün L'Oreal'in Infallible 24 saat kalıcı mat fondöteni deneyeceğim. Bu fondöten yine sevdiklerim arasındadır. Bayağı bir süredir de kullanmamıştım. Bugün bunu bir uygulayayım istiyorum. Bendeki rengi neydi bunun? Tam hatırlamıyorum. Ivory Rose tabii ki, her zamanki renklerimden işte. İlk sürdüğüm zaman biraz açık gelecek bana, Casper gibi görüneceğim. Panik yapmayalım lütfen. Sonra halledeceğiz onu bir şekilde.
Şöyle bir rengi var görüyorsunuz. Gayet güzel bir rengi var bu fondöteninde. Yapısı da gayet güzel. Mat bir fondöten olduğu için eğer kuru ciltliyseniz birazcık saçlarınızı boyamadan sürün. Hiç alakası yok şu an, onu demeyecektim. Bana yetecek mi bu bilmiyorum. Ne diyordum ayrıca fondötenle ilgili? Eğer kuru ciltliyseniz, aslında kuru ciltli olmasanız bile mat bir fondöten kendisi biliyorsunuz. Bunu kullanmadan önce cildi mutlaka iyice nemlendirmek lazım. Onun sonrasında da bir bazlamak lazım diye düşünüyorum. Belki de nemlendirici bir bazla tekrardan desteklemek lazım da olabilir. Soflay'ın bu tatlış süngerini bir uygulayalım bakalım. Ben ilk defa kullanıyorum bu süngeri ve daha önce bir beauty blender geçmişi de olmayan bir insanım ama diğer markaların süngerlerini kullandım tabii ki. Hepsini değil yani, kullanabildiklerimi kullandım, öyle söyleyeyim. Tırnaklarımdan çok korkuyorum şu anda. Süngerimi parçalayacağım diye korkuyorum. Yani süngerle ilgili ilk önce söyleyeceğim şey sadece şu: İnanılmaz yumuşak. Yani fondöten gerçekten çok aşırı yumuşak. Asla ve asla acıtmıyor, asla ve asla dövmüyor, vurmuyor. Yani bakarsınız. Diğer süngerlerde, mesela kullandığım süngerlerde böyle pat 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 gerçekten dövüyordu. Yani şiddet uyguluyor. Sen süngersin ya, ne oluyor sana? Kendine gel. Allah Allah. Sonunda dağıtabildim. Gerçekten çok sabitlenen, çok çabuk sabitlenen ve hiç yerinden oynamayan bir fondöten kendisi. Bunu uygularken bütün yüzünüze uygulamak yerine böyle uygulayarak, dağıtarak giderseniz daha rahat edersiniz diye düşünüyorum. Ama biz konumuza gelelim şimdi. Süngere şöyle bir bakalım, bir göstereyim size süngeri. Çok kolay dağıttı bir kere. Önce onu söyleyeyim. Yani evet, fondöten çok sert bir fondöten ama bu gayet iyi çalıştı, öyle söyleyeyim. Onun yanı sıra yumuşaklığına aşık oldum. Gerçekten yumuşacık, böyle çok böyle cildinize iyi davranıyor, öyle söyleyeyim. Bu benim çok hoşuma gitti. Böyle pat 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 dövmüyor, şiddet uygulamıyor size. Onu da gerçekten çok beğendim. Onun yanı sıra ürün emiyor mu? Hemen ona da biraz bakmak istiyorum ve göstermeye çalışayım size şu şekilde. Çok azıcık ürün emmesi var ama hani böyle bütün fondöteni vakum gibi içine çekmemiş. O da gayet güzel. Devam edeceğim. Bir de şimdi kapatıcı uygulayacağım bununla. Bakalım o zaman ne yapacak? Yine aynı şeyi yapacaktır diye umut ediyorum. Nerede benim kapatıcım? Essence'in kapatıcısını yine kullanıyorum. Kamuflaj kapatıcısını kullanacağım. Şöyle yapıyorlar ya. Hadi ben de öyle yapayım. Şimdi yine Soflay tatlış süngerimle hemen bir dağıtmaya çalışayım. Bakayım ne olacakmış. Yani çok iyi. Çok güzel dağıtıyor. Çok yumuşacık, aşırı tatlı. Geçtiğimiz videoda yine kullandığım Essence'in Brow Powder isimli bu kaş ürününü kullanacağım. Kaş farını 01 Medium. Bunu gerçekten çok sevdim. İnternette gördüğüm kadarıyla bu açık olan, açıktan ortaya doğru olan tonu gerçekten çok sıcak görünüyordu. Birazcık korkmuştum açıkçası bundan ama hiç öyle bir şey yok. Gerçekten benim kaşlarıma bile çok rahat bir uyum sağladığını düşünüyorum. Ve siz de sanıyorum ki görebiliyorsunuz oradan. Bu kadar benim için yeter zaten. Ben çok fazla biliyorsunuz kaşla uğraşmaktan hoşlanmıyorum. Sevmiyorum kaşlarla fazla zaman harcamayı, zaman geçirmeyi. Hemen böyle iki pıt bana yetiyor yani. Evet, kaşlarla da işimiz bitti. Daha doğrusu kaşlarımızı belirginleştirme konusunda işimiz bitti. Şimdi bir de bir kaş jeli kullanacağım. Daha doğrusu bu sanıyorum ki kaş ve kirpik serumu olarak geçiyormuş. Öyle okumuştum ama bilmiyorum. Ben ilk defa kullanacağım. 10 yüz bin milyon yıldır aslında merak ettiğim ve asla denemediğim bir üründü. Bugüne kısmetmiş bakalım. Bir şey yazıyor mu? Üstünde numarası bilmem nesi, ona bakmaya çalışıyorum. Yazmıyor. Essence Lash and Brow olarak geçiyor sanıyorum ki. Jel maskara. Şimdi şunu bir uygulayalım bakalım ne yapacakmış. Ucu fena değil aslında. Şöyle göstereyim. Hiç fena bir ucu yok. Yani normal insan kaşı olan insan kaşı olan insanlar ne demek bilmiyorum. Yani normal kalınlıkta kaşı olan insanlar rahat eder, öyle söyleyeyim. Hemen bir uygulayayım bakayım ne yapacakmış, ne edecekmiş, nasıl görünecekmiş, ıslak mıymış falan filan. Yalnız bir şey söyleyeceğim, var ya bu simsiyah olacak. Yani şu anda aşırı aşırı bir ıslaklık ben almadım. Sertleştirecek mi onu da bilmiyorum. Evet, şu an hissediyorum ıslaklığını. Ucuyla yaptığım zaman bayağı ıslak geldi şu an. Bir de bundan, evet. Bayağı ıslak geldi şu an. Aa, neden? Essence'in şöyle bir
Kalemi var elimde. Göz kalemi eyeliner olarak geçiyor ama bildiğiniz göz kalemi bu. Kajal pencil olarak geçiyormuş. Hiçbir fikrim yok kendisiyle alakalı. Bakacağız bakalım. Çok yumuşak bir ucu yokmuş gibi geldi bunun bana. Ben bunu alışveriş videosunda da galiba sıvoşlamıştım. Tam hatırlamıyorum ama. Yani siyahlığı gayet iyi. Yani bir kaleme göre gayet iyi ama gözde ne yapacak onu bilmiyorum. Dağılacak mı? Sabitlenecek mi? Duracak mı? Hiçbir fikrim yok. Şimdi göz iç üstlere ve altlara uygulayacağım ben bunu. Bakalım nasıl olacak. Hemen şundan da geçeceğim. Gerçekten elimden aynayı bırakmayışım ne demek? Hepsini uygulamaya çalıştım. Yani şunu kullandım, şunu kullandım, şunu kullandım, şunu kullandım, şunu kullandım. Bir tek bunu kullanmadım. Bunu da şimdi bu ışıltılı olan rengi de göz altlarımdan geçeceğim. Çünkü neden geçmeyeyim, değil mi ama? Hemen şöyle biraz aldım. Tozutuyoruz yani. Evet, yapacak bir şey yok. Bu siyahla birlikte karıştıracağım. Yani siyahı onunla yumuşatayım diyorum. Şöyle bir göstereyim. Bence gayet de güzel görünüyor şu an. Siyah ve bronzun karışımı iyi oldu diye düşünüyorum. Hemen diğer gözüme de yapacağım aynısını. Siyahım az mı geldi buraya acaba benim ya? Şu an dağıtması da mesela çok kolay biliyor musunuz? Hani hiç üzmüyor beni şu an, yormuyor. Gayet patır patır dağılıyor yani. Maskaramızı da uygulayalım. Ondan sonra artık gözlerle işimizi bitirelim. Gördüğünüz üzere elimde şu an Flormar'ın Hero'su var. Volüm ve kıvırma verecekmiş bu arkadaş. Yani Volume and Curl maskara olarak geçen maskarasını uygulayacağım. Adı çok güzel. Bakalım kendisi güzel mi? Bu arada bunu açmamışım. Bana gerçekten çok tebrikler. Ambalajdan kurtardım ve geldim. Hero'nun Hero'su oldum şu an. Öyle hissediyorum. Neden bilmiyorum. Çok saçma değil mi? Evet, o zaman saçmalamayalım biz. Hemen şimdi şöyle bir açalım. Bir fırçasına bakalım. İlk defa açacağım. İlk defa göreceğim. Hatta daha önce Flormar'ın bir kerecik bir maskarasını kullanmıştım. Ve gerçekten hiç hoşlanmadığım için elim bir daha Flormar'a hiç gitmemişti. Bunu daha önce de söylemiştim. Ama bakalım ki bu nasılmış. Şimdi ıslak bir maskaraya benziyoruz. Tabii ki de ıslak olacağız. Çünkü daha ilk defa açıyoruz. Orası normal. Şimdi şöyle hemen göstermeye çalışayım. Fırçası gördüğünüz üzere kıl fırça bir maskaramız. Uygulamaya geçelim bakalım. Söylediği gibi kirpiklerimizin hero'su olabilecek mi? Bakalım. Hemen şimdi bir uyguluyorum. İlk uygulamada ilk izlenim olarak şu anda hissettiğim çok büyük bir ıslaklık yok. Onu söyleyebilirim. Yorumlarda bir arkadaşım bu maskaradan hiç hoşlanmadığını söylemişti. Onu hatırlıyorum. Bakalım biz ne yapacağız. Bu arada çıkmadığını söyleyen var. Çıkmıyormuş maskara. İlk katta şimdi size kirpiklerimi bir göstereyim. Şöyle bir bakayım. Bir de yukarı doğru bakayım ve görün. Yani çok uzunluk verdi mi? Evet, uzunluk verdi. Kıvırma verdi mi? Benim kirpiklerimi baz alarak konuştuğumuz zaman kıvırma da verdi. Benim kirpiklerim çünkü şu şekilde aşağı doğru bakıyor. Her zaman söylüyorum. Kirpiksiz bir insanım. Bir de aşağı doğru bakan saçma kirpiklere sahibim yani anlayacağınız. İlk katta böyle. Şunun ikinci katını geçmeden size bunu bir göstermek istiyorum. Bu tek kat, bu iki kat. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Tekrar söylüyorum. Şu şekilde aşağı doğru bakan kirpiklerim vardır ve size düz baktığım zaman sanıyorum ki görüyorsunuz kirpiklerimi. Yukarıda bakayım. Şöyle bir kere daha size bakayım. Bunun ikinci katını geçip gelin. Şimdi birazcık nostalji yapalım ve Rimmel London'ın bu en çok sevdiğim pudralarından ve benim pudralarımdan biri olan Stay Matte'ini uygulayacağım. T bölgesinden sadece geçeceğim. Göz altlarımdan geçmeyeceğim. Bugün istemiyorum nedense. Bir de şuralardan da birazcık. Hem kapatıcının kuruluk yapıp yapmadığını da bir şekilde anlamaya çalışacağım açıkçası. Çünkü çok pudraladığım için geçen videoda onu çok anlayamamıştım. Böyle çok hafif yüzümden geçiyorum pudramı ve bu kadar. Evet. Her yerim toz duman, imdat. Artık yüze geçeceğim ve yüzümde bir bronzer'a ve bir highlighter'a ihtiyacım var. Evet, o zaman ne yapacağım? Pastel'in Bronze and Highlighter isimli bu setini kullanacağım. Bendeki Sunkist isimli olanıymış. Sunkist rengi olanıymış. Öyle söyleyeyim. Kaç numara ona bakmaya çalışıyorum. Onu görmeye çalışıyorum ama asla göremiyorum. 01. Şurada hemen şöyle göstermeye çalışayım size renklerini. Bronzer. Evet. Kontur değil yani.
Şuna bir bakalım, sabitlenmiyormuş. Tamam, anladım, okey. Yüzümüzü ısıtma işlemini bir halledelim diyorum. Ve şöyle bir fırça aldım elime. Naskita'nın bir fırçasını kullanıyorum. 255 numaralı fırçasını kullanıyorum. Hemen şöyle bir bakıyorum. Tozutmuyoruz. Şimdi bu kontür asla olacak bir renk değil. Önce onu hemen söylemek istiyorum ve bu şekilde geniş geniş uygulayacağım. Çünkü dediğim gibi bundan kesinlikle ve kesinlikle kontür olmaz. Keşke de yanıma bir kontür ürünü alsaydım o zaman. Kontür rengi olabilecek bir ürün değil ama yüzünüzü gayet güzel ısıtır, öyle söyleyeyim. Hatta şöyle bütün burun üstünden de geçeceğim ve şuradan da geçeceğim. Bir ısıtsın bakalım, şöyle bir yüzü bir kendine getirsin, ki getiriyor da gayet güzel. Highlighter tarafına geçelim bir de. Bronzerımız bu şekilde görünüyor. Şimdi bir de highlighter'dan alalım ve uygulayalım bakalım. Tutuyor musun? Gerçekten fark ettiği kadar asla ve asla tutmuyor. Öyle söyleyeyim. Şöyle bir uygulayalım bakalım. Nasıl görüneceksin orada? Güzel mi görünüyor? Bence gayet güzel görünüyor sanki. Oo. Hemen şöyle de bir uygulama yapalım. Azıcık sarı sarı mı? Yani şampanya zaten de, hani daha böyle sarıya kaçan bir şampanya mıyız acaba? Aydınlatıcımız bu şekilde görünüyor. Fena değiliz. Allık'la devam edeceğim şimdi. Cheek to Cheek kullanacağım. Pastel Duo Blush Set olarak geçen seti. Hot Pink olan rengiymiş. 10 numarası ve şöyle iki tane rengimiz var burada da. Daha böyle açık bir pembe, ışıltılı. Daha birazcık daha koyu bir pembe, mat. Şimdi onlara da bir bakalım hemen. Şu şekilde. Çok böyle yumuşak yumuşaklar. Şöyle uygulayayım hemen. Oo, bu bayağı ışıltılıymış. Bunu şeyde bakmıştık diye hatırlıyorum, yine alışveriş videosunda gösterdim bunları ben, ama olsun, yine göstermeye çalışayım. Bayağı ışıltılıyız. Bunu da uygularız belki üstüne. Farklı etki kadar olmasa da yine bu da tozutuyor. Şöyle bırakıyorum allığı ve o kadar aşırı aşırı pigment yok. Hemen şöyle şuradan da bir tıkçık geçiyorum. Yani aşırı pigmentli değil ama hiç pigmenti yok da değil yani, görüyorsunuz. Bence de gayet tatlı duruyor. Rengi de bu arada çok tatlı. Çok güzel görünüyor. Işıltılı olanın içinde birazcık böyle altın altın yansımalar var ama hani böyle koca koca simler değil tabii ki. Öyle çok büyük bir aydınlatıcı gibi parlamıyor gibi geldi bana ama altta aydınlatıcı da var. Belki o yüzden yanılmış da olabilirim. Hiç fena değil, hiç fena da görünmüyor. Birazcık şöyle pudramdan alacağım ve şuraları açacağım. Çünkü buralara kadar gelen ne derler onun adına? Allıkları sevmiyorum. Yapacak başka bir şeyimiz kalmadığına göre artık rujla bitireceğiz yavaştan. Essence'in bir ujunu kullanacağım. Geçen videoda da Essence'in bir ujunu kullanmıştım. 05'i kullanmıştım. Bugün de 01'i kullanacağım. Bu makyajı da inşallah uyar diye umut etmek istiyorum. Bence uyar. Çok güzel bir nude. Gerçekten tatlı bir renge benziyor bu. Hemen şöyle elimin üzerine uygulayacağım. Göstereceğim. Pembemsi bir nude. Pembemsi bir nude ki ben pembe nude'ları gerçekten çok seviyorum. Daha çok pembeye dönük bir ruj. Güzel bir rengi var ama. İnşallah bu makyajda olur, ki bence olacak. Pembe, yeşil bence birbirine yakışıyor. Şimdi bunu hangi dudak kalemini uygulayalım? Bir de ona bakalım önce, sonra uygulamaya geçeceğim. Hangi dudak kalemini kullanacağız? Şuradakini kullanacağız. Gerçekten çok yakın oldular birbirlerine. En iyisi bu oldu yani. Asla bana göre değil dediğim dudak kaleminin rujunu almışım. Yaşasın. Çok iyi. Şimdi bu kaç numaraydı? Onu görmeye çalışacağım ama burada mı yazıyordu? Evet, 03 numara. Unforgettable isimli bu kalemi uygulayacağım. Dudak kalemini, ondan sonra ruja geçeceğiz ve artık kapatacağız. Yavaş yavaş bitireceğiz. Kapatmayacağız. Ürünün üstüne geçeceğiz. Rujumuzu bir uygulayalım. Bakalım ne olacak? Bakar mısınız? Aynı renk. Done. Evet, hiç benlik değil dediğim bir kalemin aynı renk rujunu almayı başarmışım gerçekten.
Elimde daha böyle pembemsi bir nude olarak duruyor ama dudağımda daha böyle neon neon patlıyor. Bende bu renkler böyle oluyor. Niye öyle olduğunu anlamış değilim gerçekten. Oradan nasıl görünüyor bilmiyorum. Ben buradan aynı durmadıklarını görüyorum açıkçası. Yapacak bir şey yok. Böyle bir görüntümüz var. Şimdi yakına alıyorum sizi ve makyajı bir de yakından göstermeye çalışıyorum. Daha doğrusu ürünlerin nasıl durduğunu göstermeye çalışıyorum. Gördüğünüz üzere bu şekildeyiz. Farlar bu şekilde görünüyor. Allık ve bronzer yine bu şekilde görünüyor. Ruj da böyle. Yani fena değiliz bence. Siz nasıl gördüğünüz ürünleri, nasıl buldunuz şu anki görünümlerini bana yazarsanız çok sevinirim. Şimdi birazcık uzaklaşalım. Ben ürünlerden bahsedeyim. Evet, hemen şimdi ürünlerin üstünden bir küçücük geçelim istiyorum. İlk olarak size kullandığımız paletleri, setleri göstermek istiyorum ve hepsiyle ilgili önce şunu söylemek istiyorum. Bütün hepsi dahil olmak üzere bu ürünlerin hiçbiri çok aşırı pigmentli değil. Önce bunu söyleyeyim. Çok orta halli, orta seviyede pigmentleri var. Far paleti ile ilgili söylemek istediğim öncelikle çok aşırı tozutuyor. Deliler gibi tozutuyor. Şu an her yerim toz duman içinde. Gerçekten öyle çok tozutuyor. Ama bu kadar çok tozutmasına rağmen göz altlarınıza dökülmüyor. Bu da ayrı bir mevzu. Neredeyse hiç dökülmüyor öyle söyleyeyim. Onun yanı sıra hepsinden bahsedeceğim şimdi. Pigmentleri dediğim gibi orta seviyede. Dağılmaları, karışmaları gayet kolay, güzel. Şunu karıştırırken bir tıkçık zorlandığımı söylemeliyim. Ama doğru bir fırçayla uygularsanız daha rahat bir uygulama karıştırma da yapabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Islak olarak çok daha iyiler. Özellikle şu ışıltılar. Kuru olarak da fena değiller ama ben açıkçası ıslak olarak tercih ederim. Parmakla bile tercih etmem. Islatıp öyle tercih ederim. Orta seviye bir palet olduğunu düşünüyorum. Hiç kullanılmaz olduğunu asla düşünmüyorum. Günlük olarak benim kullanabileceğim şekilde bir palet olduğunu da söylemek istiyorum. Yani benim için mesela bu bir günlük makyaj olabilir çok rahat bir şekilde. O yüzden bu yeşilleri için almıştım. Gayet de memnun kaldım. Hiç beğenmediğim bir palet oldu asla diyemem. Çok aşırı bayıldım. Pigment şov yapıyor da demiyorum ama sevdim mi? Sevdim. Hemen şimdi diğer bir ürüne devam edeceğim. Highlighter, bronzer paletini kullandık biliyorsunuz ki. Sunkist olanıydı bendeki rengi. Bunlarla ilgili de hemen şunu söyleyeceğim. Yine orta seviye pigmentleri olan ürünler olduğunu düşünüyorum. Onun yanı sıra bu hiçbir şekilde bir kontür ürünü değil. Bununla hiçbir şekilde kontür yapamazsınız. Bu tamamen bir bronzer. Net. Bu kadar basit bir bronzer. Çamur çamur asla görünmüyor. Çok rahat dağılıyor, karışıyor. Onu beğendim mi? Beğendim. Cildimi de görüyorsunuz şu an zaten. Bir tıkçık sıcak bir bronzer. Onu da söylemek istiyorum. Hani böyle tam orta halli de değil. Bir tıkçık daha böyle sıcağa çalan, sıcağa dönük bir bronzer olduğunu düşünüyorum. Highlighter ile ilgili de şunu söyleyeceğim. Böyle çok kurumsu bir aydınlatıcı değil. Çok aşırı kremsi de değil ama daha böyle yumuşakımsı gibi. Yumuşakımsı mı yumuşamsı mı bilmiyorum işte neyse. Ve şöyle de bir yansıması var. Çok böyle dan diye parlayan bir aydınlatıcı değil. Görüyorsunuz. Doğal bir aydınlatıcı hissi alıyorsunuz. Aydınlık hissi diyeyim daha doğrusu. Bu paleti de beğendim. Bronzer aydınlatıcı paleti olarak hoşuma gitti. Saçlarımı elimden yüzümden çekeceğim diye şuraya yaptığımı görüyor musunuz? Kıpkırmızıyım şu an. İnanamıyorum gerçekten. Hassas cilt, asla kalp değil ve ben. Neyse, nerede kalmıştık? Allıkta kaldık. Şimdi devam ediyorum. Cheek to Cheek isimli bu set. Bendeki hot pink olanıydı, değil mi? Evet. Bunu kullandık biliyorsunuz. Gayet bu da yine pigmentleri gayet böyle yerinde bana göre. Hani öyle çok aşırı dan diye pigmentini veren ürünler bunlar da bence değiller. Uygulamaları gayet kolaydı. Dağılmaları, karışmaları gayet kolaydı. Duruşları gayet güzel. Canlı gösteriyorlar, tatlı gösteriyorlar. Kalıcılıklarını bilmiyorum. Ona bakacağım. Şuradaki aydınlatıcılı ne ya? Işıltılı bir allık. Ve bu şekilde bir allık kullanmayı sevmiyorsanız ki bence hani böyle çok gözenek belli edecek mi onu da bilmiyorum açıkçası. Bende çok bir fark olmadı diye düşünüyorum. Işıklardan görmüyor da olabilirim. Eğer gözenekli bir cildiniz varsa ve bu tarz ürünleri sevmiyorsanız daha böyle dış tarafları uygulayıp işin içinden çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama bence çok belli edecek gibi de görünmüyor. Çok ince çünkü yansımaları böyle o altın sarımsı yansımaları öyle söyleyeyim. Bunu da beğendim. Geçelim. Geçiyorum şimdi bu Soflay'ın Puff Puff Sponge olarak. Geçen süngerine Puff Puff Sponge. Bunu söylemesi çok zor ama sanırım söyleyebildim. Süngere aşık oldum. Gerçekten hayatımda kullanmış olduğum en yumuşak sünger ve ürünü en az emen sünger ve en kocaman olan sünger ve aynı zamanda kuru da kullanabiliyorsunuz. Çok güzelmiş.
Fiyatını hak ediyor mu? Bence kesinlikle hak ediyor. Zaten hani Beauty Blender'ı göz önünde bulundurursak bu çok 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 daha fazla fiyatını hak edecektir. Çünkü o artık çok uçmuş gitmiş. Artık kaftanın arkasında böyle bize göz kırpan hale gelmiş durumda diye düşünüyorum. Onu kullanmadım ama herkesin söylediğine göre o inanılmaz bir süngermiş. Böyle efsaneymiş filan. Benim efsanem de kesinlikle Soulfly'ın bu süngeri oldu. Bayıldım. Essence'in Casual Pencil olarak geçen bir eyeliner'ını kullandık bugün. Bu eyeliner'la, bu kalemle, bence bu bir kalem yani, göz kalemi. Bununla ilgili söyleyeceğim çok bir şey yok. Siyahlığı çok güzel, sürümü çok kolay, yumuşaklığı da çok kolay ve çok güzel. Şu an gözlerimde çok güzel göründüğünü görüyorum ama sabitlenmiyor. Büyük ihtimalle akacak bu ürün. Ama güzel mi? Güzelmiş. Geçiyorum bu Essence'in yüzyıllar sonra kullanmak için fırsat bulduğum ürünle. Evet, aynen öyle oldu. Çok uzun yıllar sonra ben ilk defa deneme fırsatı buldum bu ürünü. Yani şu an kaşlarımda bir ıslaklık yok. Önce onu söyleyeyim. Çok böyle aşırı sertleşme de yok. Hatta bir iki tane kaşımın düştüğünü de gördüm. Çok muhteşem bir ürünmüş diyemeyeceğim ama günlük olarak kullanır mıyım? Kesinlikle kullanırım. Wet n Wild'ınkinden bir farkı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Geçiyorum. Flormer'ın maskarasıyla devam edeceğim. Şimdi Hero'suyla devam edeceğim. Kirpiklerimin Hero'su oldu mu derseniz, açıkçası çok fazla oldu diyemeyeceğim ama olmadı da demeyeceğim. Öyle söyleyeyim. Sanırım ben maskarayı beğendim. Şöyle kıyasladım açıkçası. Daha önce kullandığım Flormer maskarası ve bu arasında bir kıyaslama yaptım. Ona göre o maskarayla bu maskara arasında dünyalar, dağlar, uçurumlar falan var. Öyle söyleyeyim. Bu ona göre çok iyi bir maskara. Benim kirpiklerim dümdüzdür. Aşağı doğru bakan kirpiklerim vardır ve kirpiklerimi kaldırabilen maskara sayısı neredeyse yoktur. Varsa da çok azdır, öyle söyleyeyim. Bu onu başarmış bir maskara benim şu an gördüğüm kadarıyla, ki kıvırıcı kullanmadım bugün. O yüzden kıvırmasını sevdim. Ama mesela ne diyor? Volüm ve kıvırma diyor, öyle değil mi? Bence öyle olmamalıymış. Uzatma ve kıvırma olarak geçseymiş bence çok daha mantıklı ve yerinde olacakmış. Çünkü ben de daha çok uzatma ve kıvırma yaptı. Hiç volüm vermedi mi diye soracak olursanız eğer, benim 3 tane kirpiğimin yanı sıra şu anda 13 tane kirpiğim varmış gibi görünüyor. Yani evet, küçücük bir volüm verme işlemi var ama böyle hani yelpaze gibi böyle kocaman kocaman kirpiklerim var diyemeyeceğim. Zaten göstermeye de çalışmıştım uygularken. Beğenmeyenleriniz olduğunu biliyorum. Hatta bir arkadaşım yorumlarda bunu hiç sevmediğini, beğenmediğini söylemişti. Ama ben açıkçası nefret ettim diyemeyeceğim. Hiç fena da bulmadım yanı sıra, onu da söyleyeyim. Ama çıkarırken neler yaşayacağız onu bilmiyorum. Geçiyorum. Hemen şu ikiliden de bahsedip artık yavaştan gideceğim. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Eğer dudağımdaki ruju beğendiyseniz, yani 01 numarası This Is Me serisinin, Essence'in 01 numarasını beğendiyseniz, bu dudak kalemiyle uygulamanızı tavsiye ederim. Çünkü birebir renkleri aynı. Unforgettable isimli kalem ve 01 numara ruj gerçekten birbirine çok uyumlu. Önce bunu söylemek istiyorum. Bu suya dayanıklı bir kalem. Gerçekten çıkmıyor ve çok güzel görünüyor. Hani renk olarak benim çok sevebileceğim renkler olmasa da fena değil. Yani yapı olarak güzel, öyle söyleyeyim. Fena değil demek istemiyorum. Güzel demek istiyorum. Sonrasında ruja geçecek olursam da ruj bildiğiniz kremsi ruj. Üstünden bir peçeteyle alırsanız daha mat gösterebiliyorsunuz. Rengi çok benlik değil ama fena bir ruj değilmiş, öyle söyleyeyim. Bu kadar. Ve efendim, böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün birlikte yine yeni ürünler denediğimiz bir video çekelim istedim. Ürünlerin üstünden de bir küçücük geçtim. Yavaştan da gidiyorum artık. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir, kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hepinize çok sevgiler, hepinize çok çok selamlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. İzleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.